herkes ezoterik astrolog olamaz. Çünkü bir üstadın sizi yıllarca yetiştirmesi gerekir. Ben ezoterik astroloğum diye sosyal medyada gezinen, öngörüler yapan insanlar bu aralar çok çoğaldı. Sen o astrale nasıl çıkıyorsun? Oralarda neler yapıyorsun? Bana hiç rastladın mı? Bunu ben Yusuf Bey'e sormak istiyorum. Türkiye'nin ekonomisi sence senin öngörüne göre ne olacak? Tek bir seansta var olan sorunları tespit edip şifalandırıyorum diyen birisi varsa benim karşıma hemen şimdi gelebilir. Konuştuğumuz her şey sihir gibidir. Ağzınızdan çıkan şey neyse onu sisteme gönderirsiniz, evren de size tezahür ettirir. Karakterleri belirleyen yegane şey sizin elementinizdir. Dünyayı elementler yönetir. Bazı arkadaşlarımız şey yapıyorlar, doğum saatini bulma çalışması yapıyorlar. Evet, onun çalışması bunu da varmış. Bunu mümkün değil, bulamazlar. O frekansın neye hizmet ettiğini bilmiyorlar. Etkileşim almak uğruna sosyal medyada insanların önüne bunu çıkarıyorlar. Henüz bu gördükleriniz sizi yoruyorsa daha kötülerini bekleyin derim. Herkesin duymak istediklerini ben söylemek zorunda değilim mesela. Ben doğru bildiğimi söylerim ve insanları doğru yönlendirmek isterim. Merhaba arkadaşlar, tekrardan sizler için kimi getirdim? Tabii ki de kehanet astroloğumuz Şenay Tamkan karşımızda. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Pınar'cığım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Tam böyle benim dekorlarıma uygun giymişsin. Mekan muhteşem. Ay, enerjisi çok güzel. Ay bana anlat. Buranın Mavinin enerjisi nasıl? Yeni yerim. Mavinin enerjisi her zaman çok iyidir. Yenilenmeyi temsil eder. Gerçekten. Yenilenmesi gereken ruhlar hep böyle mavi renkleri tercih etmeli bu arada. Hemen bir girişken yapalım. Gir. Ben dinlerim. Ben sadece bu yayında arkadaşlar dinlemeyi tercih ediyorum. Öyle düşün. Yani. Mekanın enerjisi çok güzel. Mavi renkleri kullanmak da gayet isabetli olmuş. Bir şey daha söyleyeceğim ben mesela. Şimdi mavi demişken ben hayatım boyunca aklıma hiç mavi bir binada yaşayacağım ya da iş yeri olabileceği aklıma gelmedi. Acaba ben bu enerjiyi ruhumun enerjisi olarak mı çağırdım? Çünkü ben burayı mavi olarak aldım. Ama şans eseri böyle bir şeye denk geldi ve diğer yerimde de birkaç sorunlar yaşadım. Allah acaba şöyle mi diyor? Yani maviyi mi bulduruyor? Nasıl söylenir ona? Bunu yenilenmesi gereken konular vardır hayatınızda. Mavi rengin frekansı da buna hizmet eder aslında. O sizi bulmuştur, merak etmeyin. O enerji olarak aslında. O enerji aslında. Sizi bulmuştur. Evet, mavi çünkü bizim hayatımızda hani... Hani o şeyi aslında biz frekanslarla yeniler, çağırmışız diyelim, gibi. Yeniler. Hayatınızda olumsuz giden her şeyi yeniler. Baktığınız zaman kendinizi daha pozitif, daha fresh hissedersiniz. Mavinin böyle bir yenilenme enerjisi vardır. Ve sübtül alanda da belli olumsuzluklar yaşayan insanları enerjisel olarak kendi bulur. O yüzden böyle bir mavi bina önünüze çıkmış olabilir. Yenilenmesi gereken konular vardır ve hepsi yenilenecektir. Şu an sen mesela buradan içeri girdin. Böyle içinde hissettiğin o enerjiyi söyler misin bana? Mekanın enerjisi çok güzel. Güzel işler yapacağınızı düşünüyorum ben bu mekanda. Binaların, mekanların kendine ait enerjileri vardır. Buraya girdiğinizde güzel bir enerji karşıladı beni esasen. Ay, güzel. Güzel şeyler yaşanmış burada. Kötü anılar biriktirmemiş. O yüzden ben bu mekanın çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu arada daha önce ben buraya girdikten sonra şunu öğrendim. Ben böyle çekiyorum, ediyorum falan filan. Herkes dedi ki bir tane dizi varmış. Güzel Günler. Güzel Günler dizisi burada çekilmiş. Hani oranın ruhunu da almış büyük resmen. İhtimalle. Güzel Günler dizisi çekilmiş. Yaşanmış. Hep güzel bir anılar olmuş. Kesinlikle. Her gelen bana öyle söylediği kesinlikle için. Peki mavi renkte huzur var dedin. Evet. Renklerle başlayalım istersen. Hani ne renkler insanların tercih etmemesi gereken ya da içi huzurunu kaçıran renklere bulundurmaması gerekenler? Ben şuradan başlamak isterim. Günümüzde bütün kadınların merak ettiği kilo alıp verme dengesiyle alakalı renklerden bahsetmemi isterseniz onlardan bahsedeyim. Turuncu renk mesela iştah açar. Sübtül alanda turuncunun hizmet ettiği enerji de
var olan bir şeyi büyütmektir. Dolayısıyla yemekle arası problemli olan kadınlar, yani yeme ihtiyacı çok hisseden insanlar turuncu rengi tercih ettikleri zaman o enerjiyi büyüteceklerdir. Ya turuncu onlar giymeleri için veya evlerinde bir yerde turuncu mutfakta bir mesela şey turuncu objelerin benim olması. Mutfağım turuncu. Sürekli bir yemek arzusu hissediyorsunuzdur. Kendi Evet. nefsiniz kendinizi frenleyebilir ama o yemek arzusu, onu yeme fikri mutlaka zihninizde olur. Aa, enteresan. Ben Alanı evde büyütür. Tek renkli olan yer turuncu mutfağı. Yeşil tercih etmek lazım. Hani diyet yapan bütün dostlara ama aşkım, yeşili... Çocuklarım turuncu mutfakta yemiyorlar. Onların enerjileri hissetmiyoruz herhalde. Çocuklara hiç girmeyelim. Çocuklar kırmızı alanlarda yeme isteği daha çok duyarlar. Onların bilinçleri bizden daha farklı. Şimdi tecrübelerle biz bilincimizi geliştiririz. Biraz önce yayından önce bir konudan bahsetmiştik. Kolektifte bilinç düzeyleri çok değişti. Bütün bilgiler dolaşır ama hazır olan beyne aktarılır. İşte çocukların da gelişimine göre aslında kategorilere ayırmak lazım. Siptül alanlarına bakmak lazım ama kırmızı çocuklar üzerinde iştahı arttırır. Yani şu Siptül an mesela alanda. düşünün, ben kırmızı giyip çocukların karşısında oturuyormuşum. Mekan da kırmızı olması mekanda, lazım. Ama aşkım yani beni de objelerin. Görmesi kırmızı bir objeyi koymam. Objeler olması lazım. Ama benim Beynin hiç o şeyim sinyali yok. alması lazım. Renklerin de frekansları vardır çünkü. Aynen Enteresan. müzikte olduğu gibi, bizim ses tonumuzda olduğu gibi. Bir yere ulaşmak için, bir konuda etki etmek için nasıl ses frekanslarını ya da bir hastayı izole edip tedavi etmek için çok eski dönemlerde, kadim zamanlarda da ses frekanslarını kullandığımız gibi renklerin enerjilerini de kullanmışlar. Şurada şu geldi şu an aklıma. Hani bilmiyorum doğru mu söyleyeceğim. Yani sana söyleyeceğim şu anda. Bizim bu konuk olarak Yusuf Güney de konuk olmuştu. Orada bana demişti ki ben şimdi yeni müzikler üzerine çalışıyorum. İnsanların ruhlarına iyi gelecek işte Evet, şeyler doğru. yazıyorum demişti. Doğru. Peki Yusuf Güney'in bu söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Geçteki belki 20. sorumu şu an 2'ye aldım. Şimdi Yusuf Bey'le biz aslında aynı böyle mekanlarda dolaşıyoruz. Ortak bulunduğumuz arkadaşım bir... nereler oralar? Allah aşkına söyle. Beyoğlu falan değil. Nereler? Bir şey Ortaköy işte. Herkes. Tamam o bölüm. Bütün tamam. dünya benim Tamam Ortaköy'de Ortaköy. Oturduğum Tamam bir yerdi. Ortaköy'de. Ortaköy'de bir mekana farklı zamanlarda gidiyoruz. Oranın sahibi de çok sevdiğim bir dostum. Geldiği zaman lütfen beni ara. Gelip karşısına oturacağım dedim. Sormak istiyorum. Sen o astrale nasıl çıkıyorsun? Oralarda neler yapıyorsun? Bana hiç rastladın mı? Bunu ben Yusuf Bey'e sormak istiyorum. Sor, gel, buluşmadın daha. Daha buluşamadık. Peki gelmedi daha. Yusufcuğum. Evet. Sen şimdi biliyorum İngiltere'deydin. İngiltere'den döneceğim buraya geliyordun. Buluşmuş oluruz muhtemelen. Yayın haftaya falan girer. Bak görüyorsun şu an Şenay'la seni baş başa bir araya getireceğim. Evet. Çünkü sana sormak istedikleri kesinlikle var. Kesinlikle. Astral'de ne soracağım mesela astral'le ilgili? Gezegenlerin hakikaten belirtilen konumlarda olup olmadıklarını merak ediyorum. Ben hiç ama astral seyahat denemedim. Çünkü benim ilgilendiğim ilim ve bilimle alakalı benim için biraz ütopya gibi diyelim. Ama bunu kendisinden dinlemek Sen isterim. gezegenleri niye merak ediyorsun? Çünkü yıldız haritasıyla alakalı bir olaydan Ben dolayı mı? ezoterik astroloğum, yani kehanet astroloğum. Sabit gezegenleri ve sembolizmaları kullanarak belli öngörülerde Aslında bulunabilirim. bilgi almak istiyorsun. Astral'e çıktığın için sen gezegenlerin durumlarını Konumları biliyorsun. hakikaten biliyorum tabii ki. Açılarını, kaç derece açı olduğunu da bilirim. Fakat hakikaten astral'e çıkan bir insanın o gezegen konumlarını gözüyle görüp ruhen, bedenen, enerjisel bir varlık olarak oraya yükseldiğini düşünürsek şahit olduğunu duymak isterim. Ha, o da. Soracağım bazı sorular olabilir. Baş başa getirmemiz lazım. Kesinlikle. Getirmemiz lazım. Peki hayatım, senin bu ezoterik yani kehanet astroloğu ne yapar? Nasıl yapar? Hani bunu bir Evet, anlatabilir ondan miyiz? Bu biraz normal astrologdan daha farklı. daha Hani farklı. onu böyle tam daha derinlemesine bir izleyicilerimize anlatır mısın? Elbette. Şimdi ezoterik demek gizli bilimler demektir.
kadim sırlar demektir. Herkes ezoterik astrolog olamaz. Çünkü bir üstadın sizi yıllarca yetiştirmesi gerekir. Ve herkesin zihni ve enerjisel alanı bunu almaya müsait değildir. Ancak buna belli yetenekleri olan insanlar muktedir olabilir. 35 yıllık bir deneyimim var benim. Yani ezoterik astroloji, böyle kurslar açalım, işte insanları toplayalım, bu bilgileri aktaralım gibi bir durum değildir. Astrolojinin birçok dalı var aslında. Ama ezoterik dediğimiz zaman gizli ilimler ve bilimler, kadim bilimler, semboller, tılsımlar, numeroloji, yani aklınıza ne geliyorsa hepsini böyle beraber kapsayan enerji çalışmaları, hepsini birlikte kapsayan bir ilimdir. Ve bu ilimi herkes uygulayamaz. Belli yetenekleri olması lazım ve herkes zaten ezoterik bilgiler için yetiştirilmeye müsait değildir. Dolayısıyla gece yatıp sabah kalkıp ben ezoterik astroloğum diye sosyal medyada gezinen, öngörüler yapan insanlar bu aralar çok çoğaldı. Siz de farkındasınız. Evet, ben de onu söyleyecektim. Hani şu anda DM kutuma baktığım zaman o kadar çok hani bunu görüyorum ki ya artık hani sanki bir meslek olmuş ve bu mesleği hani herkes o yani herkes aslında şöyle olayım Yusuf Güney'in o kehanetlerinden evet, sonra evet, sanki evet. Herkes olmaya başladı değil mi ki hani sanki böyle mi olmak lazım diye yani bak ben Hayır, normal olamaz halktan işte. biriyim işte ben bile böyle soruyorum şu an acaba diyor benim enerjim mi çağırıyor? Hayır, ezoterik astrolog, kehanet astroloğu herkes olamaz. O sırları, kadim bilgileri hakikaten sindirmek, bilmek gerekir. Bana diyor, benim DM kutum çok dolu. İşte Şenay Hanım eğitim veriyor musunuz? Hayır, bunun eğitimini veremeyiz. Verenler varsa dünyanın en saçma işini yapıyorlar. Çünkü herkes bu eğitimi almaya müsait değildir. Evet. Doğuştan gelen bir yeteneğinizin olması lazım. Zihninizin bu bilgilere açık olması lazım. Daha önceki hayatınızda hepimiz bir kere bir parantez açmak isterim bu ezoterik astrolojinin dallarından bir tanesini size anlatacağım ve o zaman herkes anlayacak. İzleyen izleyicilerimiz de bizi çok daha iyi anlayacak diye düşünüyorum. Şimdi ruh dediğimiz zaman bizler bedenlenmiş ruhsal varlıklarız aslında. Özümüz o kadar güçlü ki öz dediğimiz şey de zaten ruhtur. Bir insanın ruhunu nerede görebilirsiniz? Ruh her zaman gözlerin arkasındadır. Bir insanın gözüne baktığınız zaman onun aslında ruhuna bakıyorsunuz. Oradan bütün bilgileri alıyorsunuz. İşte sevdiğiniz veya sevmediğiniz insanları da bu şekilde ayırt ediyorsunuz. Çünkü biz bu dünyaya gelmeden önce bedenlerimizi ve buradaki yaşam formlarımızı seçmeden önce ruhsal varlıklar belki birbirlerini tanıyorlar. İşte birbirlerini çok seven insanlar belki o ruhsal alanda hep tanışmış, karşı karşıya gelmiş, bir şeyler paylaşmış enerjisel alanda ruhsal varlıklar olabilir. Ama inanın bir insanın ruhu gözlerinin arkasındadır ve dünyaya oradan bakar. Ve bütün bilgiler oradan akar. Peki sen şey yaparken mesela sana gelen hani ne denir ona danışan denir herhalde. Evet, danışanların var. Mesela görmeden mi iletişime geçiyorsun ya da onlara yardımcı oluyorsun yoksa online mı nasıl oluyor? Şimdi benim çok fazla danışanım var bu arada. Ben süreli danışmanlık tercih eden bir astroloğum. Yani çünkü natal harita çalışmadığım için günümüzde herkes natal harita çıkarıyor. Doğum haritasından bahsediyorum. Doğum haritası çıkarıyor. Sosyal medyaya girdiğinizde, işte internete girdiğinizde zaten hazır programlar var. Tek tuşa bastığınız zaman hepsinin bütün bilgilerini dökebiliyorsunuz. Mesela benim DM kutuma birisi yazmış. Benim ikinci evimde bu var, yükselenim şu. Dördüncü evimde işte Merkür'üm güneşime karşı hazır gelmiş. Gelmiş. Hazır. İnsanlar bu bilgileri zaten biliyorlar. Dolayısıyla bildikleri şeyleri insanlara anlatmak, satmak çok bence saçma. İnsanların merak ettikleri farklı alanlar var. Ben nasıl tercih ediyorum? Telefonla görüşüyorum.
Ben bir insanla görüştüğüm zaman onun ses frekansından hakikaten enerjisel alanda bir yardıma ihtiyacı var mı? Kozmik enerji uzmanı olduğum için onu alabiliyorum. Ama tabii ki seansta olmam lazım. O kozmik enerji kanalını açmam lazım. Hani bu... Sen kendini o kadar çok tanımışsın ki o enerjiyi açabiliyorsun da aynı anda. O normal zamanda hani onu Yok, bu bir an... öğretidir Pınar Hanımcığım. Yani 46 tane kozmik enerji kanalı vardır. Ben yine Bir bulamadım. tanesi yerden açılır, bir tanesi sizin bedeninizden açılır. Biri farklı duysal organları Muhtemelen bizim her kullanarak yerden açık. yaparız. Yani 46 tane kozmik Her enerji yerden kanalı kapalı ama. vardır. Şenacığım beni biraz bilgilendi. Yerden açılır anladım. Yerden. En iyisi odur. Yerdenmiş Dişin enerji kanalıdır. Ben genelde süreli danışanlarımla işte beni benle ararlar. muhtemelen kısa süreli danışan olur. Uzun süreli de Sizinle uzun olmaz. süreli oluruz Yani bence. benle asla kısa süreli olursun. Sen hiç uzun süre... Ben böyle senle çalışırım ama 3 gün. Öbürleriyle 33 gün olsa ben de Haftada öyle. 2 gün görüşüyoruz Sen de zaten, az sıkıntı görüşelim yok. falan. Sen benim enerjimi de yersin diye. Peki mesela geldi danışanım. Mesela ben senin danışanım, tamam mı? Arada da seans alayım kız öyle. Allah'ım nerede bulacağız bir daha? Şimdi birazcık hani ben geldim. Sana diyorum ki Şenay Hanımcığım işte ben yeni yerime geçtim. Ondan sonra işim ben böyle modacı olduğumu falan söylemem gerekiyor mu mesela her şeyimi? Yok, hayır, bana söylemeniz gerekmiyor. Hiçbir bilgi Hiç vermemize de gerek yok. dertleşmeye gelmiyor şimdi. Nasıl almışım? Bilirim Ben ben. şimdi mesela ben Eğer Pınar mı diyeceğim aşkım? doğum tarihinizi vermeniz benim için yeterli. Doğum tarihimi verdim, tamam mı? Evet. Sen ben de ilk neyi görüyorsun mesela? Ne oldum? Şimdi ben çalışma sistemimden o zaman bahsedeyim. Spiritüel yaşam koçluğu yapıyorum. Haftada 2 gün danışanlarımla görüşüyorum. Bunlar 3 aylık ve 6 aylık üzere çalışıyoruz. Çünkü tek bir seansta var olan sorunları tespit edip şifalandırıyorum diyen birisi varsa benim karşıma hemen şimdi gelebilir. Öyle bir şey olamaz. Çünkü spiritüel alan çok geniştir. İnsanların geçmişe yönelik, geçmişten gelen, atalardan gelen aktarımları olabilir. Dolayısıyla kişileri çok iyi dinlemek, analiz etmek, alttan metinleri okumak gerekir. Ama bizim için asıl olan doğum tarihinizi alırız. İsminiz, soyadınız, doğum tarihiniz benim için yeterli. Ben sizin haritanızı açtığım zaman hangi alanda ne yapmışsınız, neler yapabilirsiniz, hangi tarihler sizin için çok şanslı, o tarihlerde nasıl davranırsanız sonuçları ne olur, hepsini size gün gün verebilirim. Bir şey söyleyeceğim o arada. Benim bir tane astrolog bir konu kalmıştım ben. O sırada da doğum günüm 28 Mart'tı. Dedi ki işte o da 25 Mart gibi gelmişti ya da bilmiyorum. Dedi ki 27 Mart'ta dedi çok büyük dedi bir hediye geliyor sana dedi bir para. Ben de dedim ki lan dedim 28 Mart doğum günü ne olabilir dedim. Eşim hediye alır dedim. Yani, hediye alacaktır dedim ya. Sonra ben tabii şöyle dedi ya hemen eşime gittim. Dedim ki sen dedim 27 Mart'ta bana falan bir şey vereceksin dedim. Sen bana hediye vereceksin. Böyle inat değil mi an dedi. 27 Mart'ta sana hiçbir şey almayacağım. Bak görürsün dedi. 27 Mart'ta bir baktık işte bir tane hediye gelen o gün gelmiş. Ve hemen o gün bizim kapımıza getirildi. O da otomatikman 27 Mart'ta o hediyeyi almak zorunda kaldı. Ve doğum haritamda mı çıktı bu benim şimdi? Yoksa çağırdım mı ben böyle aşkım? Çağırmışsınızdır. Doğum haritanızda Ama 27 kocam Mart'ta kesinlikle hediye etiketledi geleceği. ben çağırdım yani. O da ben kazandım Çağırırız. öyle mi? Enerjileri kendimiz oluştururuz. Ne konuşursak onu yaratırız. Ne düşünürsen o olursun. Olumsuz düşündük. Konuştuğumuz her şey sihir gibidir. Olumsuz düşündük, olumsuz oldu. Tabii ki. Olumlu düşündük tamamen. Param çok var, çok var, çok var dedim. Çok para, para, para geldi. Öyle mi? Paraya döndüm ama yine kusura Şimdi bakma biz şu şöyle, an ekonomi çok fena. ekonomi evet çok Şenay ablam kötü. canım benim. Şimdi bak çok ne diyelim ha evrenime Şöyle, gönderelim. ben şöyle anlatayım. Tamam. Söylediğim gibi konuştuğumuz her şey sihir gibidir. Ağzınızdan çıkan şey neyse onu sisteme gönderirsiniz, evren de size tezahür ettirir. Ama bir şeyleri tezahür ettirmek isteyen insanlar varsa, parasal anlamda sıkıntılar yaşayan insanlar varsa, bizim bir tasavvufta bir olmak dediğimiz bir kavram vardır. Bunu zaten bütün herkesin, bütün insanlığın uygulaması gereken, bize
bu dünyaya gelmeden önce ruhsal varlığımızın bildiği ama daha sonra dünya hayatında unutturulan çok kadim bir bilgidir. Kalbin ve zihnin aynı şeyi düşünmesi. Şimdi siz zihnen evet benim paraya ihtiyacım var, bu işi yaparsam başarılı olacağım dediğiniz zaman kalben de ama ben bu işi yapsam da ne olacak, bu iş zaten değişmeyecek dediğiniz zaman kadersel alanda farklı bir boyut kapısı açıyorsunuz. Evren bu sefer tezahür ettirmemeye başlıyor. Dolayısıyla sürekli İsterken istemekten vazgeçiyor gibi bir şey bu evet ya. bir olması lazım. Yani kalben de zihnen de o paranın size geleceğine, yaptığınız işin kesinlikle sonucunun başarılı olacağına inanmanız Bir şey gerekiyor tam bir orada bir kere. şey söylemek istiyorum aşkım. Sen bu alanda uzmansın. Öyle Şimdi hani diyorlar, evet. şimdi şey diyorsun, benim de danışanlarım beni izliyordur falan diyor, şu senin ağzından çıkacak lafları bakıyorlardır, böyle beklerler. Bekliyorlar yalnız. Şimdi diyecekler ki Şenay'ın peki yaptı mı ki enerjisinde sonuçta tap. Yaptı mı ki oldu mu? Hani sen ne istedin de hani oldu ya da başardı mı, enerjiyi sonuna kadar açtı. Şimdi bu soruya şöyle cevap vermek isterim. Sistemin nasıl çalıştığına dair bir örnek olsun. Hem de beni yeni izleyen arkadaşlarımız varsa, çünkü genelde birçok televizyon kanalında konuk olduğum için izleyen izleyicilerim mutlaka biliyorlardır. İki kez beyin ameliyatı geçirdim ben. Beynimde bir balon var ve içi platin dolgu yapıldı şu anda. Ama Allah'a şükür, çok şükür sağlığım çok iyi. Herhangi bir kontrol olmadan bunu kendim ayaklarımla gidip bir gece beynime MR çektirdim. Çünkü enerjisel alanda orada büyük bir sıkıntı olduğunu ben hissediyordum uzun zamandır. Baş ağrılarım yoktu, herhangi bir belirtisi de yoktu. Evri Gündeş hanımefendinin olduğu ameliyatı ben iki kez oldum. Kapalı oldum çünkü beyin kanaması gerçekleşmediği için, ama böyle şu kadarcık bir şey kalmıştı. Ve alanımda kendimi iyileştirdim. Bugüne kadar hayatımda neyi yapmak istediysem bu bir olmak felsefesi üzerinden gittiğim için zihin ve kalp, yani yaradanın üstün varlığını bir kere herkesin kabul etmesi lazım. Çok doğru. Astrolojiye inanıyorsanız, burçların sizi nasıl etkilediğine inanıyorsanız, yaradanın üstün varlığını kabul edip sizin üzerinizdeki tezahürünü de kabul etmeniz lazım. İşte o zaman tevekkül dediğimiz şey buradan doğuyor. Peki bu burçların hepsini biliyoruz. Bunun dışında bir burç var mı kimsenin benim açıklamadığı, hani Hayır. herkes yok yılan çıktı diyorlar bilmem ne, işte öyle bir şey yok değil mi? Ben popüler kültüre hizmet eden konularla aslında ilgilenen bir astrolog değilim. Dolayısıyla da dünya üzerinde milyarlarca insan var, 12 tane burç var. Biraz buradan bahsetmek isterim. Hani kendi alanımdan gidelim. Burçların karakterleri belirlediğine ben inanmıyorum. Karakterleri belirleyen yegane şey sizin elementinizdir. Dünyayı elementler yönetir. O ateş, Element, su, hava, ateş, su, toprak olan hava, mı? toprak gibi Şey düşünün. diyor, Arap'ta Evet. gördüm. Diyormuşum ateş, su, Aynen öyle. Sizin elementiniz neyse aslında karakteriniz onu yansıtır. şimdi ben ateşim. Evet. Sen? Hava, kova burcuyum ben. Sen beni alevlendirensin. Onu biraz önce dedim ki başka bir Yükseltebilirim. yerde eşimden girmiştik. O da havaydı. Yükseltebilirim. Sen İndirebilirim. şu an Havanın farkındaysan öyle beni bir bir... söndürüyor, sonra izin veriyor. Ben bir kahkaha atabiliyorum, sonra tekrar böyle şşş diye Havanın tekrardan. enerjisi böyledir. Ateşin enerjisi aslında çok risklidir. Çok heyecanlıdır. Yapmak istediği konularda ateş elementi çok başarılıdır. Ateşin yayılma hızını düşünürsek biraz da bilimsel yaklaşalım. Ne kadar çabuk yayılır? Ama bir demir üzerinde değil. Nerede yayılır? Bir kumaş üzerinde olabilir. Ha. Yanıcı bir, tetikleyici bir şey olması lazım. Dolayısıyla ateş elementinin karşısındaki element çok önemlidir. Bir şey söyleyeceğim. Mesela şu anda ben beton yerimden çıktım ve nasıl bir yere geldim? Ahşap. Ahşap. Yakar geçersiniz enerjiniz. Vay anasını seyirciler ya. Ne öğrendim ben şu anda? Enerji geldi. Vay ma. Peki benim mesela aslında toprak. O şimdi burada ne yapacak? Ahşabın önünde toprakla oynayacak. Sizi çok iyi yönlendirir toprak.
Sizin çok fazla alev aldığınız dönemde, çok coşkulu dönemlerinizde sizin hararetinizi aşağı söndürecektir. Yani ateşe toprak attığınızda söner zaten. Ama o aradaki dengeyi, yükselenize bakmak lazım. Sizin de yükselenize bakmak lazım. Yükselen burçlar hakkında da şunu söylemek istiyorum. Bu yayın bir vesile olsun. Bir kez daha söylemiştim. Tekrar yinelemek isterim bu öngörümü. Şimdi yükselen burçlar hakkında diyorlar ki 35 yaşından sonra yükselen burcunuza geçersiniz. Bu mümkün olamaz. Neden? Doğduğunuz andaki o yıldızların açıları, konumları şu anda kullandığımız kimlik kartı gibidir. Nasıl sizin TC numaranız değişmeyecekse o yıldız konumları asla değişmeyecektir. Ha, Bizim ya hiçbir şey değişmiyor. astrologlar Aslında olarak sadece güneşin kesinlikle yakınlaşması, uzaklaşması mı değişiyor aslında? Ona göre değişiyormuş. sizin açılarınız bellidir. Yükseleniniz, doğduğunuz andaki Yanlış mı anladım? yükseleniniz Bir şey söyleyeceğim. önemlidir. Yanlış mı anladım? Ben o yanlış anladım Yok, herhalde. ben belki yanlış Hocam, aksettirmiş olabilirim. sınıfın arka sırasındaki Aa, öğrenci gibi. hocam bir saniye dur ben ama hayır ki Bir de onlar hocam anlamıyor demiyor. hocam. Hayır şimdi onlar el kaldırdı falan ya. Şenay Şimdi abla. Şenay abla diyeceğim onlar gülüyorlar. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Dediğimi de unuttum kız ben ne demiştim. Şimdi tamam. Güneş yakınlaşıyor. Güneş hayır ama güneş Güneş tutulması bir yakınlaşma. yılda 25 Hocam ben kere hareket zorum ya falan ediyor. diyor. Bir şey söylüyor duruyor falan diye gidiyorum. 25 defa hareket ediyor. Bir gün yaklaşıyor, öbür gün başkasını açıp bizim baz almamız gereken yegane tek şey doğduğumuz andaki açılarımız. Bizim doğduğumuz anda güneşimiz nerede duruyor ve anın yükseleni hangi burç? Benim şey hocam diyecektim. Benim Öğretmenim. 12'ymiş. Öğlen 12. İşte o konuya da değinelim. Bazı arkadaşlarımız şey yapıyorlar. Doğum saatini bulma çalışması yapıyorlar. Evet, onun çalışması da Bunu mümkün varmış. değil, bulamazlar. Böyle bir çalışma ben tanımıyorum. 35 yıllık deneyimimde bu olası ve mümkün değildir. Değil, öyle bir şey bulunmuyor Değildir. ama onun için CİMER'e çalışma başvurmalarını yapıyorlar. ben tavsiye ederim. Evet, orada hastaneden Kesin net bulsunlar zaten bilgidir. ama hani ya da annemiz hani bilir herhalde belki. Yaklaşık bir sonuçla hareket edemeyiz. Şey ya, niye diyorsunuz? Ben sor ya biz de bir Ama akıl sebebini karması anlatmak yaşıyoruz biz isterim. de. Ha. Sebebini anlatmak Yapma isterim. canım. Neden CİMER'e başvurmaları lazım? Yaklaşık bir tahminle yorum yapamayız. Diyelim ki bir dakikada bir burç 9 derece yörünge değiştirebiliyor. Dolayısıyla o dakika ve saat bizim için çok önemli. Doğru verileri kişilere Ben o aktarabilmek yüzden adına. ben çok kafa karışıklığı yaşayan bir insanım. Muhtemelen çok garip bir saatte o ona geçerken bir açı yaparken o element Ona ona bakarız vurur. bir ara. Tamam yapacaksın ama. Ay tabii Buradan ki. da söz verdi. Bak söz Tamam. verdi. Tamam. Peki yine herkesin merak ettiği. Türkiye'nin ekonomisi sence senin öngörüne göre ne olacak? Bu jüpiter gerilemesi başladı. Onun hakkında bir yazı paylaşmıştım. Yine mi? Peki. Okumuşsunuzdur büyük ihtimalle. Bazı rakamlar vardır. Belli olayları ve durumları tetikler. İşte 1986 yılında bir kavuşum gerçekleşti. Bu kavuşumla aynı dizilimde olan gezegenler tekrar yenilendi. Nisan ayında yaşandı bu. Ve Nisan ayından sonra dikkat ederseniz ekonomide, sosyal hayatta, kamu düzeninde çok farklı enerjiler ortaya çıktı. Bu şiddet, tecavüz, taciz, stres, Kesinlikle sinir. evet. Bu. Onlara ayrıca Ha değineceğim. onlara Neden tamam ben orada sustum yine. kaynaklandığını Ha. burada belirtmek isterim. Ama biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı Kasım ayı itibariyle ekonominin biraz daha dikkat edilmesi gereken nüanslar taşıyacağını düşünüyorum. Yani Finansal anlamda yatırımlara çok dikkat edilmesi gereken geri mi? altının yükselişi diyelim bu dönemi. Çünkü yılbaşı itibariyle gram altın fiyat da vereyim hadi buradan. Yılbaşı itibariyle 3 gram altın ne kadar olacak? 3500'ü bile görebilir. Şimdi Şu herkes anda çok o afaki bayağı diyecek mi? yukarıca çıkacak. Evet, altının yükselişi diyebiliriz. Ben de sana düğünlerde artık kimse altın falan takmaz artık gümüşe falan döner herhalde. Kim takacak o? Beşi Gümüş bir de yerde çok iyi görmeyecekler değerlenecek bu insanlar arada. herhalde bu arada. Gümüş de değerlenecek. Bu bir şey Evet. söyleyeceğim. Yusuf Güney de söylemişti. Gümüş alın dedi. Bol bol Gümüş de gümüş çok alın dedi. değerlenecek. Evet. Peki. Altın ve gümüş.
imiş. Ama diğer de mesela o şimdi yani diğer sorumuzda bu şimdi çok Türk halkı inan yani millet olarak çok mu gerginiz? Ben mesela çocuğumu artık hani korkudan eskiden biz nasıl büyüdük şimdi hani hep bir korkarak çocuklarımızı dışarı gönderiyoruz. Sinir, stres, herkes birbirine bağırıyor, kimsenin tahammülü kalmadı, tecavüz, taciz, hayvanlar hani artık bir kaostayız. Televizyonu açıyorum, savaş. Kapatıyorum, Instagram'a giriyorum, tecavüz. Öbür tarafa giriyorum, taciz. Öbür tarafa Twitter'a açıyorum, hayvanlar. Yani artık bir şey söyleyeceğim ama midem bulandı. Hani bu ne kadar daha böyle gidecek ve bu nedir ya? Bana bunu anlatır mısın? Of. Anlatsın, sen anlatırsın artık. Rahatlat beni. Şimdi ne olur. Şimdi bakın, kolektifte kötü enerjiler oldukça hakim. Bunun kaynağını ben buradan belirtmek istiyorum. Şimdi elimizde telefonlarımız, tabletlerimiz var. Çocuklarımız bile artık onlar üzerinden her yere ulaşabiliyorlar. Bu önümüze çıkan işte şu kadar sayıyı bu kadar defa söyle. Evet. İşte bu müzik senin şu kanalını, şu çakranı açacak, para enerjisini davet edecek gibi 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 böyle bir sürü frekans müzikleri var. Frekanslarla insanların zihinlerinde kötücül enerjileri aktif hale getiren bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa bu kötülüğün ve insanların bu derece çıldırmış olmasının bir açıklaması olamaz. Ve her yaptığınız, dinlediğiniz o frekans müziğinden sonra iyi olduğunu düşünün. Çünkü kendileri de bilmiyorlar. O frekansın neye hizmet ettiğini bilmiyorlar. Etkileşim almak uğruna sosyal medyada insanların önüne bunu çıkarıyorlar. Ve doğada denge bozuldu. Bozuldu, evet. Hayvanlar katlediliyor. Yangınlar, hayvanlar, şiddet, taciz, tecavüz. Yani annesine, babasına, insanlar, çocuğuna katletme gibi başladı. Artık hani insan ipi şey oldu yani. Zihinsel yönden bir karmaşa olduğunu düşünüyorum ben enerjisel alanda. Ve bu tür bilgilerin, yani bunlar aslında kadim bilgilerdir. Bir yerlerden duyup paylaştığınız zaman siz o konunun uzmanı olmuyorsunuz. İnsanlığa hizmet etmiyorsunuz. Kolektife kötücül enerjilerin yayılması için aslında bir vesile olmuş oluyorsunuz. Tılsımlar, Rum sembolleri. Onun siz ne demek olduğunu bilmiyorsunuz ki paylaşıyorsunuz. Ben şurada şu geldi mesela aklıma. İsmi konukta da şöyle bir şey vardı. Burak Yeter geldi. Dünyaca ünlü DJ. Dedi ki sana dedi buradan dedi bir DJ olarak hani gerçekten çok şey. Bütün uzayda şimdi onun için hazırlanıyor. Uzaya gidecek. Yani uzayda belirli bir fite çıkacak. Orada bir balonda. Ve orada müzik frekansı yayacakmış. Evet. Bize dedi ki yayında bir frekansını yatarken dinleyin dedi. Bütün Atay'ı burada 1111'i dinleyin dedi. Bir de 528. O sabah mıydı? Evet. 528'i sabah dinleyin. Bir de bir tane daha var. 431 saniye. Öyle bir şey. 432 evet, frekansıdır. 432'de söylendi. 369'da olabilir. Bu iyi frekanslar. Bunlar dedi seni yatıştırır. 1111 akşam yatmadan önce dinlersiniz. Doğru, rahat uyursunuz dedi. Sabahleyin o enerji kalkarsınız dedi. Bunu ben dedi mesela dedi konserlerimde yapıyorum. Aslında dedi o frekansı veriyorum. Tamamen dedi izleyiciler transa geçiyor. Ve ondan sonra dinginleştirmek mi istiyorum? Hemen diyor frekansı veriyorum. Bütün orada bir tane konserini gösterdi. Bayağı kalabalık. Yani aslında bu frekansı bilenler de var. Ama bunu art niyetli kullanmak isteseler. Şimdi kendisi notalardan ve bu algoritmadan anlıyor evet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün DJ'likte öyle şeydir evet, yani. Doğru bütün bilgi ses ama siz bilemezsiniz bulduğunuz müzik o frekansta aynısını mı diye. Aynısını sordum. Dedim ki YouTube'da ben 1111'i açsam orada belki o da dedi. Başka frekans o kadar aldatmaca aynen, var ki. Aynen öyle. Ben ondan sana göndereyim bahsediyorum dedi ama göndermedin hala haberin olsun Burak. Ondan bahsediyorum. İşte bunlar yayıldıkça iyiye hizmet ettiğini düşünen herkes aslında kötü enerjilere hizmet ediyor olabilir. Bunu çok iyi bilmek, bu konunun uzmanı olmak gerekir. Aslında iyi bir şey derken orada YouTube'a 1111 yazsa orada belki art niyetli insanlar evet demiştir ki şiddete meyilli frekansını vermişti. Evet. Bütün herkes şiddete meyiller artmış. Aa, yine buldum. Olan bu.
herkes o kadar meraklı ki bu bilinmeyene. İşte tılsımlar, frekanslar, bir takım zikirler, okumalar, bunlar aslında bilmediğiniz zaman, şöyle örnek vereyim ben size. Şimdi kullandığımız Instagram, verebiliyoruz isim değil mi? Verebilirsiniz tabii. Instagram kullanıyorsunuz. Siz ana sayfanızı açtığınızda sizin karşınıza beğenileriniz çıkıyor. Yani sizin ilgili Evet. olduğunuz, sürekli irtibat halinde olduğunuz konular sizin ana sayfanızda dökülür. Algoritma o şekilde çalışır. Tamam. İşte evrenin algoritması da farklı değil ki. O da aynı aslında beğeniler üzerinden ya da en çok takip Sizin et istekleriniz, isteklerle geliyor. büyüttüğünüz iç enerjiniz ya da dışarıdan alıp, çünkü biz çevreden, kolektiften de biraz önce bahsettiğiniz gibi farklı yayınlar, frekanslar, enerjiler, işte kötücül enerjilerin başında hangisi gelir? Herkesin nazar olarak bildiği enerji diyelim en basitinden. Bunları alırız. Kendi içimizde bir işleyişimiz vardır. Herkesin bir, bu çakralar vardır biliyorsunuz, Evet. 7 tane. Orada bunları biz arındırırız, temizleriz. Tepe çakrada da oluşturmasına Aşkım biz izin veririz. temizlensek de çevremiz hepsi onlardan arınmadıktan sonra kafayı yemez miyiz tek başımıza? Tek başımıza kalırız herhalde. Sen, ben, böyle bir ortamda 5 kişi. Çünkü bütün herkes artık hani sende de öyle değil mi? Dışarı çıktığında hani belki tanıyamadığın insanlar olmuyor mu? Hep görüştüğün, yıllar önce de görüştüğün ama bir araya geldiğinde değişen insanlarla karşılaşmıyor musun? Ama insanların algıları, işte bu örneği neden verdik? Algıları ve bilinç seviyeleri artık çok farklı olduğu için kişilerle aramızda olan diyaloglarda da bu enerjiler harekete geçiyor. Aslında bizim bedenimiz şu anda bunu belirliyor. Bana yakın durmanı veya benim sözümün bitip bitmeyeceğini sen benim beden hareketlerimden Sen anlıyorsundur diye susunca ben düşünüyorum. başlıyorum Veya ben artık. sizi nasıl bekliyorsam, sizin beden dilinizden anlıyorsam, karşımıza çıkan olaylar, insanlar ve kolektifte yaşanan bütün durumlarda bizim hayatımıza bu şekilde. Yani biz aslında hem ruhsal bir varlığız ve kocaman da bir mıknatısız. Biz ne istiyorsak o bize geliyor aslında. Kesinlikle onu Ama çok yaratıyoruz. istiyorum şey gibi ya diyoruz ya, ya bu benim karşıma daha geçen konuşmuştuk nasıl çıktı? Yani bu mantığın aslında Gibi. çok büyüğü. Tevafuk vardır, o farklı bir konudur. Vallahi yani şu an bilgilendiriyorum beni teşekkür ediyorum Rica ama ederim. sor Bir öğretmenim. şey Heh, sormak istiyorum. Konudan bağımsız değil ama yine alakadar bir şey. Aile dizilimi denen bir şey var. Bu, Evet. yani buna katılan da arkadaşlarım var. Ve %100 verim almış. Atalarını görmüş. Bu gerçek bir şey mi? Aile dizilimi Aile gerçek mi? dizilimi, evet, doğrudur. Ama bunu yapan bir doktor olursa, psikiyatrların yapmasını ben tavsiye ederim. Bizim gibi spiritüel alanda çalışan insanların da regresyon çalışması aslında aile diziliminin bir koludur. Regresyon çalışmasıdır bu. Doktorlar da bunu aynı şekilde yapar. Aile dizilimi, şimdi bu Zeytin Ağacı'ydı yanlış hatırlamıyorsam değil mi dizinin adı? Bu diziden sonra oldukça çoğaldı. Aslında bizim yıllardır yaptığımız atalardan gelen kötü kodları, nedenini, niçinini o noktada şifalandırıp insanların hayatına o şekilde devam etmelerini sağlamaktı. Şimdi aile dizilimini Zeytin Ağacı'nda böyle çok tiyatral ve kurgusal bir şekilde işledikleri için bu tür uygulamaları yapan insanlar da türedi demek Tabii. isterim. Peki o enerji yani biraz önce frekanslardan bahsettik ya. O frekanslar mesela senin karşına çıkıyor mu? Sen de sosyal medya Evet kullanıyorsundur, çıkıyor. YouTube Hemen kullanıyorsundur. engelliyorum. Ha, ama sen bildiğin için o frekans o Evet, frekans değil, bu şiddet bu diye. şiddet frekansıdır ama üzerinde farklı bir şey yazıyor. Yani siz onu biliyorsunuz Mesela ne artık. yazıyor? Biz de dikkat edelim. Mesela şiddet Ama frekansını hepsi dinliyorsun. değişiyor. Mesela bir Hani bunu beş tanesi diyor ki arkadaşına aşk için, yollama. işte ruhunuzu şifalandırmak için kendinizi yorgun hissediyorsanız işte gözlerinizi kapatın, ayaklarınızı uzatın, bu müziği 1 dakika dinleyin. İşte bir de takipçi falan almak için yok yoruma şunu yazın, bunu yazın gibi. Bir de onu onaylamanızı da sağlıyorlar aslında. Nasıl şeyi anlamadım. Takipçi alıp onaylamanızı. Şimdi şöyle, yani o sayfa onu neden paylaşıyor? İnsanların ilgisini çekmek Ha. için. Tamam, oradan Beğenileri da artsın.
takipçi gelsin. Daha çok güvenilir olsun. Etkileşimi fazlalaşsın. Hayır evet. Ama çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten şu anda yaşadığımız dünyada inanılmaz böyle. Ben onun hani bir kaynağını bulmaya çalışıyorum. Hani iç savaş gibi. Hani bir ülkenin içi nasıl karıştırabiliriz? Ya dediğin enerjilerle, o frekanslarla. Çünkü şu anda herkes birbirine düşman. Herkes birbiriyle kavga içinde. Bir yerden tutsan öbür yerden çıkıyor. Bunun da esas kaynağı aslında enerjilerle olduğu ve ben yine art niyetli insanların bizi Türkiye'yi birbirine düşürmeye çalışıyor onu düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama 2026'da çok iyi olacak. İşte onu söylüyorum. Şey ne zaman biz düzeleceğiz? 2026 şimdi, mı daha 25'e gelmedik. Ama 2025 kim öyle kim kala yapacağız artık ya? Bütün dünya için zorlu bir süreç olacak. 2025. Henüz bu gördükleriniz sizi yoruyorsa daha kötülerini bekleyin derim. Dünyadan çok kötü haberler alabiliriz. 2025 yılı aslında evrensel kozmik enerji alanında da kodlanmış bir yıldır. Yani onu farklı bir yayında daha geniş bir şekilde bahsetmek isterim açıkçası. Sana şunu söyle, Allah 2025'te bizi neler bekliyor lütfen. Bak şu bakın, anda orada bırakamazsın. 2025 yılında çalıştığım bazı durumlar var. Çünkü ben üzerinde halen çalışıyorum. Yeni yıl öngörülerimi herkesle paylaşacağım. Ama bunun için öncesinde bir çalışma yapıyoruz. Mesela bütün öngörüde bulunduğumuz deprem durumları böyle nokta atışı isabetle biliyorsunuz. Tespit edebiliyoruz, çıkar. Bu Acun Bey'in evleneceği tarihten tutun da pandemiyi ilk söyleyen, dile getiren büyük bir salgının olacağını söyleyen astrolog da bendim. Evet. Şimdi de yani diyorum Acun ki Acun evliliğini de direkt tarih olarak, ay olarak verdin. Şimdi de diyorum ki 2025 yılının Mart ayından sonra dünyayı, bakın Türkiye bazında yorum yapmıyorum. Çünkü biz kolektife hizmet ettiğimiz için ve genel anlamda bir bakım sağladığımız için bir de çok böyle meşakkatli bir çalışmadır bu. Tamamen matematiksel. Peki 2025 Mart'tan sonra bizi finansal neler bekliyor? Finansal anlamda büyük zorluklar olabilir. Türkiye'de mi? Dünyada da Türkiye'de mi? Dünyadan bahsedelim. Okay. Türkiye'yi zaten... Hatta Türkiye'ye direkt etkilenir. Kesinlikle. Stratejik bir konumda olduğumuz için zaten etkilenecektir. Peki bu savaşlarda bir şey olacak mı 2025? Ben Türkiye'nin bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. Ona baktık. Öyle şu an için, yani baktığımız tarihlere kadar en azından 2025 yılının Ocak ayına kadar bir çalışma yapmıştım. Henüz Türkiye'nin böyle bir savaşa dahil olacağını ben görmemiştim. Ay, ama Lübnan'ın gireceğini söylemiştim ve bunu defa kez de yazmıştım. Peki yani şu an sınırlarımızda oluyor resmen şeyler, evet, savaşlar. Ama biz böyle şimdi bakın, Türkiye kadim bir topluluktur. Türk demek aslında bütün bu bizim kullandığımız, bütün spritüellerin ve astrologların kullandığı bütün kadim bilgilerin kaynağı Mezopotamya'dadır. Dolayısıyla Türkler İlahi alanda, kozmik enerji alanında büyük korunan ülkeler arasında tektir. Diğer ülkeler ne anlamda korunurlar, kendi koruma mekanizmalarını geliştirmiş olabilirler ama bir de bu dünyada ilahi alanda, ilahi planda ve enerjisel alanda korunan ülkeler vardır. Bunlardan en büyüğü Türkiye'dir. Bizim çevremizde yıllardır bu savaş oluyor. Evet, finansal olarak etkileniyor olabiliriz. Bazı güçler Türkiye'yi sabote etmek istiyor olabilirler. Dış güçler özellikle. Ve bunu işte toplumları bu şekilde etkileyerek yapabilirler de. Ama ben insanların 2025 aslında korunuyor yılının diyorsun, aynen. İkinci yarısından sonra büyük bir uyanışa geçeceğini ve 2026 yılında da bütün bu yaşadığımız olayların sanki hiç olmamış gibi her şeyin çok farklı bir noktaya, ilahi planda iyilik enerjisinin yükseldiği bir duruma geçeceğimizi öngörebilirim. Bu da benim 2025 öngörülerim arasında dursun, kayıtlara Mart'tan girsin. Sonra, Mart'tan sonra zor bir zaman geçireceğiz. Ama ikinci yarısından sonra bu da işte Haziran-Temmuz aylarına tekabül edebilir. Peki hiç de yine böyle bir deprem öngörün var mı? 2025 yılına kadar İstanbul depremi olmayacağını yani ben... Yani 2025'e ne kaldı ki? Çok söyledim. Onu çalışıyorum. 2024'teyiz ya. 2025. Evet.
Ona çalışıyoruz. 2 ay kaldı. Evet, ama uzun bir meşakkatli bir çalışma. Hayır, yani 2025'te sen mesela nokta atışıyla ilerliyorsun. Ama bakmadığımı ve şu an üzerinde çalıştığımı söylüyorum çünkü size. Ben ararım seni. Yani hayır, 2025'e kadar en azından yok. Rahat olalım. 2025'e 2 ay boyunca rahatız. Ona bakacağız. Çünkü farklı bir çalışma sistemidir. Peki yılbaşında mesela yani... Ya yılbaşı da ne fark ediyor ki astrolojide? Bak bir şey söyleyeceğim. Yeni yıl öngörülerimi paylaşacağım ama üzerinde çalışıyorum. Şimdi buradan insanlara ne yanlış... Ne zaman çıkar, ne zaman çıkar ben hemen arayacağım seni. Çok yakında seni. Paylaşacağım. Kasım'ın sonunda paylaşacağım. Daha. Kasım'ın sonunda. Şey, peki bu yıllarda hani öyle Acun gibi söylediğin gibi bir ummadığımız bir evlilik olacak mı? Mesela ünlü camiasında tabii herkes onları tanıdığı için. Evet, şimdi ona bakmak lazım. Buradan konuştuğumuz her şey afaki olabilir. İsim olarak yayına gelmeden önce keşke bana sorsaydınız. Ya. Haritalarına bakardık, çok net tarih verebilirdik. Acun Bey'in ben alanına baktığım için bu yorumu getirdim. Vay anasını, hiç böyle baktığımda yani söyleme değil yok mu? Yani spontane bir soru mu? Değildi, ben kendim söyledim zaten yayında farkındaysanız. Şey diyormuşum, sen mesela ben sana diyorsun ki iki gün sonra sen çalışıyormuşsun, ben yayın bitiyormuşum. Arada tek başıma montaj yapıyormuşum, burada kameraya bakıyormuşum. Senin sesini alıyormuşum oradan. Üf neyse tamam boşver, tabii o hiç aklıma gelmedi. Keşke böyle söyleseydiniz, çalışıp gelirdik. Tamam ya, ben Hande'yi soracaktım falan filan, neyse sormuyorum. Peki. Doğum saati yanlış verilirse sağlıklı veriler ortaya çıkar mı diye bir soru gelmiş. Evet, az önce bahsettiğiniz gibi. Az önce söylediğinde soruyu dinlemeyen öğrenciler olur ya, ama onunla alakası az yok. Burada çok soru, hepsini cevaplamışız meğerse evet, ben oradakilere. Peki altıncı hissi kuvvetli olan bir insan diye girsem. Öyle bir şey var mı? Doğru. Mesela benim bir tane arkadaşım var, altıncı hissi çok kuvvetli, altıncı hissi çok kuvvetli diyor ama hani... Ya ismi de işte abodur ya yaşım diye bir insan. Şimdi ben ona göre mi ilerleyeceğim? Burada Şenay ablam varken tamam mı? Estağfurullah. Şimdi bakın altıncı istediğimiz olay aslında tamamen epifiz bezinin tam teşekküllü çalıştığı durumlar vardır. Bazı insanların üçüncü gözü epifiz bezinin olduğu nokta iyi çalışır. Zarar görmemiştir. Dolayısıyla hisleri yani... Olayı analiz etme yetisi, enerjisel alandan bahsediyoruz. Durum analizinden değil. Mesela burada oturuyoruz, bacak bacak üstüne attık. Bunu görmek farklı bir şey. Olmayan bir durumu analiz etmek enerjisel alanda farklı bir şey. Altıncı hissi iyi kullanabilen diyeyim insanların var olduğunu biliyoruz. Peki, aklıma şimdi geldi. Benim annem de çocukken söylerdi, enerjiyi kapatma varmış. Yani ellerle şöyle uyuma derdi mesela bana. Şöyle evet, uyu evet. Derdi. Bu bir Anadolu irfanıdır. Bu doğru mu bunlar? Biz topraklarımızda böyle bilgiler çoktur. Dedim ya, kadim bilgilerin doğduğu topraklar Türkiye'dir, Mezopotamya'dır. Doğrudur. İyi bir bilgidir bu. Bir Anadolu irfanıdır ve doğru bir Anadolu irfanıdır. Yani uyurken kendinizi kapattığınız zaman kötücül enerjilere de kapatabilirsiniz. Ama bu niyete girmeniz lazım. Yani ruhunuzun bu bilgiyi alması lazım sizden. Ben ellerimi şu anda böyle koyuyorum ve kendimi bu alana kapatıyorum gibi. Ha, kötü enerji de giremez. Yani iyi de giremez. Yani alanınızı kapatabilirsiniz. Ha. Biz spiritüeller yani kapatıyoruz. Bize vereceğin böyle bir şey var mı demek istedim. Hani her zaman açık olun. Ya da şey diyorsun, David hemen buradan alıyoruz diye iğrenç bir şeye girmeyeceğim. Evet, işte, nereden gireceğimi şaşırdım şu an şahsen. Çağımızın vebası bu. Herkes her şeyi çok fazla bildiğini ve uygulamaya uygulamak için yetisi olduğunu düşünüyor. Ben bu tür bilgileri çok zikretmiyorum. Çünkü ya bunu yanlış yönde kullanacak insanlar olabilir. Kendi alanını kapatabilir. Başka bir insanın alanını kapatmak için kullanabilir. O yüzden bu tür bilgileri vermiyoruz. Peki, biraz önce söylemiştin enerjiden dolayı falan ama başka şekilde sorsam. Bu ara insanlar neden delirdi diye girsem, hani enerjiyi, frekansları falan filan yok etti. Bu sadece bu frekanslardan olan bir şeyle olduğunu düşünmüyorum. Hani çok fazla kulaktan duyma sanki artık gelmeye başladı. Bunu senden duymak istiyorum. Neden insanlar böyle delirdi, sinirlendi ve asabiyete bağladı? Birinci etkeni benim bahsettiğim konu. Çünkü enerji. Bu enerjisel alanı
kötülük yapmaya çalışan insanlar oldukça efektif bir biçimde kullanıyorlar. Hepimizin elinde yani televizyon yayınlarından bile biz belli bir frekans alıyoruz. Öyle düşünün. Yani birinci nedeni budur. Ben bu şekilde bir açıklama getirmek istiyorum. Bu sosyal medyada karşınıza çıkan televizyon dizilerindeki müzikler olabilir. Her şey olabilir. İkinci ne olabilir? İkinci de artık insanların çok doyumsuz olmasına bağlıyorum. Doyumsuz herkes. Herkes elindekinin bir tık fazlasını istiyor. Sen çok başarılısın diyelim. Konunda uzmansın. Bu konuyu çok iyi bir süreçte işliyorsun. Yayınlarını herkes izliyor. Ben bile çok seviyorum. Seve seve geldim. Enerjin çok güzel. Seni alaşağı etmek için doyumsuz insanlar vardır. Alaşağı etmek için kötücül enerjileri büyütürler. İşte bu birinci insanda diyelim tezahür etti. İkincisine sıçradı. Öyle. Kötülük 80 büyüdü. Milyon insanız. Hı. Kötülüğü büyütüyoruz. Çünkü algoritmayı örnek verdim size. Sizin isteklerinize göre, beğenilerinize göre nasıl ana sayfanızdaki gönderileriniz oluşuyorsa aslında ruhsal varlıklar olarak biz insanlar olarak da içimizde hangi duyguyu büyütüyorsak dünyaya o frekansı, o enerjiyi veriyoruz. Peki şey geldi aklıma. Bu mesela çok büyük olaylar olduğunda hemen yayın yasakları geliyor. Yani frekansı çok büyütmemek için mi yapılıyor? Bilinçli olabilir mi yapılıyor bu? Yoksa olabilir. Çünkü şimdi biliyorsun sosyal medya... Sosyopolitik olaylara çok girmek istemiyorum aslında ama bunu... Tamamdır. Şey yapmayalım, olur okay, mu? Okey, o zaman şöyle söyleyeyim. Birkaç burçlardan bir şey sormak istiyorum. Olur, olur mu? Olur. Tamamdır. Tamam. En çapkın burç ne olabilir sence? Bu 2025'te mi diyeyim ya da bu ay mı diyeyim, ne diyeyim? Yani ne diyeceğimi de erkekte şaşırdım. Erkekte yengeç. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Yengeç burcu. Yengeç acayip çapkındır, hiç belli etmez. Hep ama doğduğundan beri artık hani bunun ayı yılı yok yani. Hep yok, yengeç. Yok, yengeç burcunun doğasında bu vardır. Kadının... Yengeç böyle yandan gider ya. Ha, o ona benziyor. Bakın, evet öyle bir şey kurun zihninizde, böyle bir görüntü gelecek tabii hemen. Ama hani kadını? Kadında da akrep burcu çapkındır. Hiç benle de bakayım, ben koçum. Benim koç burcu nerede çıkacak onu bir bulayım. Bakalım. Ben. Ha, tamam bakayım. Libidosu en yüksek burç. Aslan ve koç. Bak koç. Yani bunda gurur duymadım. Kadınında da erkeğinde de değişmez. Ateş bir şey elementi. Daha inşallah tutar. Sadece libido tutmaz burada. Ateş elementi, o libidoyu böyle. Tabii. Şimdi bakayım bunun nerede çıkacak. Evet. Bu ay en olumsuz etkilenecek burçlar ya da böyle en negatif burçlar diyelim onu. Bu aydan bahsediyoruz, tamam, bu ay. Değil mi? Bu ay Ekim-Kasım diyelim. Heh. Ekim-Kasım aylarında Terazi burcu ve İkizler burcu beklentilerinin altında işler yapabilirler. Kötü etkilendiler ama bu ayın sonuna kadar bu, kız bu durum fark değişecek. Etmiyor, değil mi? Hayır. Ben enerjisel alanına bakarım burçların. Terazi ve İkizler her şey çok kötü gitmiş bu zamana kadar. Ama bu ayın sonundan sonra işler düzelecek. Ha, iyi evet. İyi. Bu arkadaşımız da demek ki ikizler mi terazi mi? Ha, ikizler. İkizleri evet. Gördük şu anda. Evet. Peki en flörtöz burçlar hangileri? Bu yengeç olarak görmüyorum bunu. Sen misin acaba? Yani böyle burcum bir diye demiyorum ama. Kova burcu kadını biraz flörtözdür. Aa, gerçekten tabii. Mi? Kız tabii. Belli etti kendini. Flörtöz. Sormak hangi burç? Çevre. En çok onu yaptık. En duygusal burç hangisidir? Balık. Balık. Ha, tabii o hep ama balık. Balık ve oğlak burcu. Oğlak. Göründüğünün tam aksine. Fantezi deyince akla gelen burç. Hiç buna yorum yapmayayım. Yorum yapmama bir şey söyleyeyim mi? İstiyorum. Bunu yazan kesin benim arkadaşım, işte bu asistanım duruyor burada. Bak onun kendi sorusu olduğunu okurken yani, gördüm. Boğa olabilir mi ateş bu? Ateş elementini varsayarsak, ateş elementine hizmet eden burçlar hangileri? Bu anlamda da iyi olabilirler diye ya bu böyle düşünüyorum. Bir, böyle bir soruyu ben okumadan sormuşum. Ha, yani boğa dede diyelim bari de. Boğa da olabilir. Allah Allah. Ya Rabbi. Ay pardon. Enerjimiz alana fazla geldi. Hayır ama Pınar'cığım. Bu soruyu da ağzımdan nasıl söyleyebilirim çıkarttım. Tabii canım, Türkiye değilsin. Genel boğaların tamamı merak ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Boğalar ne yapıyor mesela? Hangi alanda? İşte ben de o hangi alanda, çünkü hiçbiri tutmadı. Ne libido tuttu, ne fantezi tuttu.
onu merak ediyorum. Boğa burcu için ben şunu söylemek isterim. Yani merak ettikleri konular varsa yılbaşına kadar yani 2025 yılına kadar sağlık sorunlarıyla çok ilgilendiler. Kendilerinde olmasa bile çevresel anlamda boğa burçları hep böyle bu sene sağlık sorunlarıyla ve finansal anlamda sorunlarla ilgilendiler. Bu durum düzelecek. Ve yalnız olan boğalar varsa 2025'i beklesinler derim. 2005'e kadar gelirse çok az bir zaman kaldı zaten. Ha, 2 ayımız zaten onu i̇ki beklesinler. Ay var. Beklesinler. Peki insanlara böyle sen mesela şimdi sana hep sorular geliyordur danışanlarından. Evet. Bu seni yormuyor mu? Hayır. Gerçekten mi? Hayır. Hayır tamamen de gerçekten mi derken yorulmadığını görüyorum şu anda. Enerji olarak gerçekten ben çok şu an benim. Işimi. Hayır sen farkında mısın? Enerji olarak ben biraz indim. Beni dinginleştirdi. Beni üfledin mi sen şimdi? Ne oldu? Üfleyeyim ayol. Hayır havaydın ya sen ya. Ah yok, üfledin mi beni üfledin. Ama enerjisel alanda dengelendik diyelim. Çünkü bir şeyler paylaştıkça karşınızdaki insanla dedim ya ruhumuz gözlerimizin arkasındadır. Ben birbirini gördüğü zaman. Ben senin ruhunu görüyorum. Evet. Ay çok öyle de bir şey vardı bu arada. Mesela gelmeden önce ben artık bu sorularımı da bitirdim zaten ama böyle tamamen dostane konuşuyorum. Gelmeden önce Pınar Kerimoğlu nasıl bilirdin? Ne düşündün? Neler hissettin? Şey yapmak istiyorum şu anda sana sormak istiyorum. Nasıl İyi karar bilirdim. Verdin sonrasında? İyi bilirdim. Zaten bunun kararını ben enerjisel alanda verebiliyorum. Sizin görselleriniz benim için en büyük verilerden bir tanesi. Sizin alanınızı ben görebiliyorum. Bu kadar tatlı olduğunu bilmeseydim zaten bu kadar sevimli olacağını. Bunu hissediyorsun olacağını, değil mi? Yani tabii bu, ben ki. Oraya giderken böyle bir şey yaşarım o yüzden Şimdi gitmem çok mi diyorsun kanaldan, mesela? arkadaşımız da biliyor burada bizi izliyor. Çok kanaldan teklif var bana ama ben çıkmıyorum. Şeyden evet. Hani o enerjiyi o önceden hissediyorsun. Enerjisel alanın bana çok iyi gelmeyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu hayatta her şey para demek değil. Doğru durmak da çok önemli. Herkesin duymak istediklerini ben söylemek zorunda değilim mesela. Ben doğru bildiğimi söylerim ve insanları doğru yönlendirmek isterim. Sizin bana sorduğunuz sorularda bendeki doğru neyse onları size aktarmaya Ya benim çalıştım. Duymak istediğim değil, aslında senin Evet. söylemek istediğini Evet. duyuyorum ben diye. Bir cümle kurdum şu anda, güzel bir cümle. Danışanlarımı da seçerim bu arada. Ben olabilirim değil mi? Böyle enerjim Tabii iyi ki, değil mi? tabii Bak ki. burada İyi tabii ki. insanları seviyoruz. Zaten 2 tane insan Zaten çeşidi var. İyi insanlar ve kötü insanlar. Enerjinin renkleri varmış. O renkler doğru mu? Mesela bir enerji uzmanı gelmişti. Biz dedi renklere ayrılıyoruz aslında dedi. Alanıdır. Doğru olabilir. Öyle. Sus dedi Pınar. Tamam başka şey. Alanıdır. İlgileniyordur. Peki ben doğrudur. Bir söyleyeceğim. Sana içinden gelip de söylemek istediğim bir şey var. Büyük bir şey bulamayınca sormak istediğim soru. Son olarak hiçbir şey söyleyemeden senin sormak istediğin bana ya da söylemek istediğin varsa izleyicilerimize Ben ne söylemek? İzleyicilerime şunu söylemek isterim. İyiliği içlerinden eksik etmesinler. Dünya kurtulacaksa bakın az önce konuştuk. Kötücül enerjiler o kadar hakim ki herkes o kadar hırslı ki. Bir şeyleri yapmak, başarmak, ön planda olmak, insanları üzerine basmak, bir yerlere gelmek. Evet. Bunların artık son bulması için herkesin biraz içine dönmesini ve özüne dönmesini ben buradan tavsiye ediyorum. Bir şey söyleyeyim, hiç depresyona girmiyorsun sen. Yok hiç O bizim girmedim. Böyle aramızda. İlaç da kullanmadım. Hiç, hayır şeyden değil hani. İnsan belirli mesela o acaba diyorum üzülüyor mu hani? Çok üzülüyorum. Depresyona giriyor mu? Çünkü sizin sinirleniyor mu? Görmediğiniz şeyleri ben görebiliyorum enerjisel alanda. Ve bu beni çok üzüyor, derinden yaralıyor. Söyleyemediğin için belki insanlara evet, diye. Evet. Hani atıyorum belki çok kayıp olacak bunu görüyorum evet, ama. Yani ben öngörülerimin %1'ini yazıyorum öyle söyleyeyim. Yani olayı tarif Peki ederim ve ucunu açık bırakırım. Peki onu anlatsan ne olur? Şimdi bakın insanları kötüye yönlendirmiş ve kötü duygulara yönlendirmiş. Şimdi panik atak hastası olabilir. Anksiyetesi olan olabilir. Depresyonda olan insanlar var. Yani sağlık problemleri, kalp riski taşıyan insanlar olabilir. Benim yazdıklarımı okuduktan sonra aman da başımıza bunlar da mı gelecek? Adam tıkladı gitti. Ne yapacağız? Ama öbür türlü de belki bunları yüzlerce, düşünmek binlerce zorundayız. insana. Bunları düşünmek zorundayız. Yani herkesin, bütün arkadaşlarımızın, bütün yani işini doğru yapan bütün astrolog arkadaşlarımı ben saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Ama
İşte gece yatıp da sabah kalkıp ben ezoterik astroloğum, öngörüler yapıyorum. Sayfa sayfa paylaşan, sosyal medyada prim kucaklamıyorsun, anladım. Onları kucaklamıyoruz. İnsanları hakikaten böyle kötü düşünmeye yönlendiriyorlar. İnsanlar zaten o kadar üzgün, çaresiz hissediyor ki kendini. Bu kadar şiddet haberini duyduktan sonra siz kendinizi mutlu hissedebilir Hayır, misiniz? Hayır, benim çocuklarım bile akşamleyin soruyor. Yani her akşam sabah, onlar bile endişeli ve 10 yaşında, 11 yaşında falan. Buyurun. Diyor ki, anne Türkiye işte savaşa girecek mi? Çocuk, bizim yaşadığımız çocukluğumuza bak. Bizim geldiğimiz duruma bak. Evet. Hani geçen kalede bir şey olmuştu. Onlar mesela, bunların hepsini çocuklarımız duyuyor ve kesinlikle görüyor. Kesinlikle. O yüzden hani nasıl güzel çocuklar biz yetiştireceğiz ve nasıl güveneceğiz de o güveni onlara vereceğiz biz de bilmiyoruz. Bunun için de 2025'in ikinci yarısını bekliyoruz. Kesinlikle 2026'da bütün bu kötücül enerjilerin sonlanacağını tabii ki tetikleyecek bir şey olacak. Artık bunun üzerine normal çalışmalarımız kalanlarla olacak devam demek ki o. ediyor. Ben bütün bu yılki öngörülerimde bunları anlatacağım. Ha. Bakalım. Ay, seni takipte kalalım o zaman. Tabii ki de. Zaten Instagram hesaplarını buradan veriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle takip edin. Ya bakın, şöyle bir şey. Televizyon kanalında Demet'e de çıkmıştı. Orada da görmüştüm. Kendi sayfasında da zaten. Nokta atışı. Ya böyle bir şey yok. Hani ne dersen, hani kimsenin aklına bile gelmeyen. O zaten en sonunki Acun ve o deprem olayı. Hani herkes bir anda nasıl yani falan moduna geçtik. İyi ki geldi. Çok teşekkür Şenay ederim ablam, davet Şenay hocam falan tabii diyormuş. Ki. Nasıl istersen. Sen gerçekten bizim hayatımızda çok güzel bir yerdesin. Teşekkür ederim. İnşallah sonra tekrardan bir yere gidip İnşallah, senin çok danışanın isterim. Olacağım. Madem vermiyor bilgi, ben alayım yani. Altın 3500 lira olacakmış arkadaşlar. Altın alın. Hepiniz alırsanız bu sefer de kapalı çarşı çökecek yine. Aman almayın diyormuş. Yine sen. Tam bana söyle bir şey ol falan filan. Neyse, iyi ki geldin. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben de seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Gel buradan bir bay bayımızı yapalım. Gel bir kalp yapalım, gel. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.